Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Goldman Sachs'ın yapmış olduğu altınla ilgili, ons altınla ilgili tahmin ve ardından dolarla ilgili bizim grafik ve yorum çalışmamızı yapacağız. Şimdi Goldman Sachs arkadaşlar altın ons tahminini revize etti. Altın ons tahminini e, 2 bin doların üzerine çekti. Goldman Sachs'ın altın tahmini 2000 doların üzerine çekmesindeki e, nedenlerin arasında da e, ABD'deki e, kısa dönemdeki deflasyon baskının e, ileriki dönemlerde yüksek enflasyona yerini bırakacağı şeklinde e, olan tahminin altın üzerinde baskı yapacağı yönünde oldu. E, bunu biraz Açacak olursak arkadaşlar e, Goldman Sachs'ın e, dediği olay olabilir. Bunu şu anki ülkelerin para basma olaylarından e, ilerideki iş gücü katılımının da normale dönmesiyle piyasadaki dönecek olan para miktarının fazla olmasının e, bunu da ileride yüksek e, enflasyonist baskıya sebebiyet vereceği apaçık ortada. E, tabi ülkeler tekrardan e, bu paraları geri toplayıp e, bu paraları fazla paralarını yakmazlarsa bu yüksek enflasyon ileride e, kaçınılmaz bir hal alacak e, kesin zaten Çünkü havada biliyorsunuz trilyon dolarlar uçuşuyor bunun e, dışında Euro bölgesinde de gene e, yüksek miktarda euro basılmakta piyasaya sunulmakta yani tüm merkez bankaları şu an e, para basmak için birbirleriyle yarışıyorlar. E, şu anki konjonktürde arkadaşlar bu e, piyasaları canlandırmak için yapılan bir adım ve doğru bir adımdır da. Şu an piyasalar çok durgun olduğu için e, piyasaya bol miktarda para pompalamak e, zaten gerekli. Piyasanın canlanması ve hareketlenmesi için. Yoksa bu deflasyonist baskınan. Piyasaların kurtulması çok zor olur. E, fakat geri dönüşümü e, bu bol para basma olayının yani iş gücünün ve e, bu COVID-19 ile ilgili bir aşının bulunması halinde piyasaların e, normale dönmesi halinde e, bu deflasyonist baskı yerini tekrardan e, yüksek enflasyonist bir baskıya çevirebilir. İşte bunun sonucunda da Goldman Sachs e, yatırımcıların altına yöneleceğini düşünmekte. Çünkü e, merkez bankaların bel belirlediği hedef enflasyonlar e, hayatın ve piyasaların normale dönmesiyle yukarı yönlü, aşılacağı yönünde Goldman Sachs e, tahminde bulunmuş ve bunun neticesinde de e, doların iki, şey Pardon altın olsun 2020 yıl sonuna kadar 1.800 dolar ve 2021 yılında da e, 2.000 doların üzerinde olacağı tahmininde bulunmuş. Biliyorsunuz arkadaşlar Goldman Sachs'tan önce bizim de e, uzun vadeli bir altın os tahminimiz vardı ve bu tahminimizde 1950 e, orta vadede ve 2350 dolarda uzun vadede e, başkan 35 altın os tahmin videomuz vardı. E, Goldman Sachs da bize yakın bir tahminde bulunmuş. Fakat Goldman Sachs e, bu tahminini yıl olarak belirtmiş. Biz ne diyorduk arkadaşlar her zaman? Bizim için yıl önemli değil, bizim için şartlar önemli. Bizim şartımız da aylık bazda olan buradaki Çanak Formasyonu'nun 1800'lü seviyelerden yukarı yönlü kırılması halinde bizim belirlediğimiz 2350 dolar seviyesi hedef haline gelir. Tabi buradaki kırılımın ne zaman olacağını bilemediğimiz için buradaki kırılımın beklenmesi Bizim için, teknikçiler için olmazsa olmaz şartımız. Evet şimdi Goldman Sachs ve Başkan 35'in uzun vadeli tahmininden sonra e, altın tahminimize geçelim. E, kısa bazlı altın yorumunu, yorumumuza geçelim. Şimdi <laughs> arkadaşlar ons altında 1707 üzerinde bu hafta dedik kırılım olursa yukarı yönlü hareketler 1743 1750 seviyesine kadar e, yukarı yönlü görülebilir. Şimdi aylık bazda ons altına baktığımız zaman arkadaşlar 1755'i mutlaka e, altın olsun. Yukarı yönlü kırması şart. Altın olsun 1755 üzerinde. 1755-1750 aralığı altın olsa kuvvetli bir direnç olarak gözükmekte. Eğer bu direnç yukarı yönlü kırılamazsa altın ons tekrardan e, beni çok iyi dinleyin arkadaşlar. Özellikle ayın 15'inden sonra 1622 dolar seviyesine doğru bir çekilme yaşayabilir. Bakın çekilecektir demiyorum. Bir çekilme e, yaşayabilir Altınos. E, bu sefer 1622-1670 aralığı onsta tekrardan önemli olacaktır. Geri çekilme yaşanırsa. O yüzden de e, onsta bir miktar dikkatli olmakta. Fayda var diye düşünmekteyim. Hatta şurada 1700 seviyesine stop, stop lossumuzu da koysak e, bence uygun olabilir arkadaşlar. Tam net olarak bakalım şurada. Evet 1720 seviyesine. 1720 seviyesi e, altın olsa. Önemli bir seviye olarak gözükmekte. 1720 seviyesi altın onsta da stop olarak düşünülebilir. Tabi son karar sizin biliyorsunuz. Benim kanalım hiçbir zaman bir alsat kanalı değil. Sadece sizlere fikir vermek amaçlı kurulmuş bir kanal arkadaşlar. Altın onsta 1755 bana göre geçilmesi zor bir direnç. İlk etapta zor bir direnç o yüzden burası geçilemezse aşağıya 1622'li seviyelere doğru altın olsa bir geri çekilme yaşanabilir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Evet dolara da bakalım dolar tl kurunda neler olabilir. Dolar tl kuruna baktığımız zaman ilk etapta bizim için 6.70 direnci önemliydi arkadaşlar. 6.68 desteği önemliydi. Dolarda da 6.68 seviyelerine kadar e, bir düşüşün ardından yukarı yönlü hareketlenme devam etti. Doların e, arkadaşlar e, yukarı yönlü e, hareketleri yani 7'li seviyelere tekrar çıkabilmesi için bu hafta mutlaka 6.90 üzerinde günlük kapanış görmesi şart. Eğer 6.90 üzerinde dolar kuru günlük bir kapanış göremezse arkadaşlar 7'li ee, seviyeler ee, henüz görülmesi erken seviyeler olarak e, sizin tarafından düşünülmesi gerekli. Bizim takipte kalmamız gereken en önemli seviye aşağıda 6.76 seviyesi. 6.76 bizim için önemli bir destek yeri arkadaşlar. 6.76 kırılmadıkça e, dolarda 6.90'lı seviyelere doğru yukarı yönlü bir hareket beklentimiz hala mevcut. Ee, 6.90 seviyesi yukarı yönlü kırılabilirse o zaman beklentimiz 7.13 e, seviyesi e, dolar tl kurunda olabilir. Fakat 6.90 kırılamazsa arkadaşlar dolarda da tekrardan 6.64'lü seviyelere doğru geri çekilmeler yaşanabilir. E, şimdi diyeceksiniz biz panik olalım mı? Hayır panik olmayın. E, 6.76 önemli dedik arkadaşlar. 6.76 altında günlük bir kapanış görmedikten sonra 4 saatlik veya günlük bir kapanış görmedikten sonra dolarda ilk hedef 6.90. Burasını unutmayın çok önemli. İlk hedef 6.90. 6.76 altında günlük bir kapanış olmadığı müddetçe ilk hedef 6.90. Eğer olur da 6.90 yukarı yönlü kırılır bir günlük kapanış gelebilirse satış yemezse buradan o zaman işte dolar 7-13'lü seviyeler olur. Tekrardan atak yapmaya gidebilir. Fakat 6.90'ı kırıp üzerinde günlük kapanış gelmezse bilin ki tekrardan yönünü 6.64'lü seviyelere Dolar-TL kuru çevirmek isteyebilir. Ee, ben de sizler için zaten bunu takipte kalacağım arkadaşlar. Ee, hep birlikte sizlerle birlikte bunun takibini e, yaparız. Şimdilik 6.76 kırılmadıkça dolarda da panik olmanıza gerek yok. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. E, dünkü kinaya videomuzda da e, dediğim gibi şartlar ve koşullar ne olursa olsun, hepiniz kalbiniz doğrultusunda ve aklınız doğrultusunda hareketlerinizden hiçbir zaman şaşmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.